Selam arkadaşlar, şu an sabah saat 8.30 ve biz yola çıkıyoruz. Saçımı açtım bir tık daha tipli gözükmek için. Ama yine çok kurtarmadı. Burada aşkım senin. Hayır aşkım, sen her halinde güzelsin. Aşkım başka bir şeyle uğraşıyorum. Bir de aynaya telefonu koyuyorsun. Aynadan göremiyorum. Mersin'de arabayla 9 saat gösterince dedik uçakla gidelim. Başlıktan dolayı belki bir Mersin'i izleyebilir. Sizin şehrinize bayılıyorum. En yakın arkadaşım oralı. Ve üniversitede her yaz bir hafta 10 gün Mersin'e giderdim. O yüzden Efe'yi bildiğim ben gezdireceğim orada. İlk önce tantuni yiyeceğiz. Sonra Himmet'te katmer yiyeceğiz. Biliriz Mersin'i. Mersinli için her şeyin en güzeli Mersin'dedir. Öyle bir muhabbet var. Bir de çok misafirperverler. Diğer günde Narlıkuyu'ya gidiyoruz tabii ki. Buna Mersin selamlar. Çok güzel bir yer. Övünürdüm ben de memleketimde böyle bir yer olsa. Pazar günü saat 10.55'teki Adana Havalimanı Adana uçağının pilotuna konuşamıyorum. Ne yapıyorsun? Sen böyle yapınca benim aklım karıştı. Neyse, o uçağın pilotuna iki çift sözümüz var. Niye geç kalıyorsun abicim? Bize bekletiyorsun 40 dakika. 1 saat. Dayılar çok sinirliydi ha. Hangi dayılar? O bir işleri varmış yani, ona göre uçak biletini almış. Gelinin makyajı da bizde aynı da uçaksa o da geç kalacak şimdi. Neyse, sorun yok. Geldik sonunda. Ben gelini de gördüm, damadı da gördüm. Şimdi bir gezmek için çıkacağız. Ama ondan önce bir oda turu tabii ki şart. Şimdi burası giriş. Böyle bir tuvaletimiz var. Hızlı yapıyorum çünkü ödelimiz var. Burada bir hemen yatağı görünce yatan Efe. Burada bir çalışma alanı gibi bilmiyorum. Burası da balkonumuz. En güzel kısmı bu. Bakın. Çok güzel değil mi? Şehir denizin yanına kurulmuş. Full palmiye var yollarda. Ve benim en sevdiğim ağaç palmiye. Sen niye palmiye sevmiyorsun? Kuraklığı, sıcağı hatırlatıyor. Sıcaktan nefret ediyorum. Ama Mersin'desin. Tantuni. Böyle biraz katlıyorsunuz. Ve böyle yiyorsunuz. İstanbul'dakinden farklı mı? Evet, daha çok çok. Eti daha güzel değil mi? Evet. Efe bitirdi bile bir tanesini. Elliyorsun. Şimdi tekrar insanlara geri verdiklerini mi düşünüyorsun? Bence atmıyorlardır. Arkadaşımız şey yaptı. En iyisine getirtirdi bize. Yazarım nerede olduğunu. Sen de söyle şimdi. Deniz Han 2 sitesinin içindeki tantuniciye. Hazırlanalım birlikte. İlk adım dişlerimi fırçalayacağım. Açınızı değiştirdim. Unutmuşum yanıma almayı. Yüz temizleme jelimi. O yüzden mecbur el sabunu kullanacağım. T bölgem yağlanıyor ama alnım aynı zamanda kuru. Şu an el sabununu oraya sürerek daha da kurutmak istemiyorum. Yüzümü asla havluyla kurumuyorum. Ev havlusuyla bile. Hep peçete. Ve pantolon nemlendiricisi. Bayağı bol alıyorum. Aynı zamanda SPF'li olduğu için biraz beyaz ilk sürdüğünüzde sonra emiyor. Mesela bunu göz kremi olarak da. İlk önce roll-on kullanıyorum. Sonra bunu sıkıyorum. Ve asla ter derdi olmuyor. Bunu deneyin. Yani ikili kullanın. Tekli değil. Saçımı kıvırcık bırakacağım. Çünkü uğraşamam bir şey yapmakla. Ama bolca saç spreyi sıkacağım. Pantene'in bukle kremini süreceğim. Bu en çok sevdiğim bukle kremi. Diplerime de sürüyorum. İlk önce böyle bütün saçıma yediriyorum. Şu an ekstra rahat hazırlanıyorum. Oteldeyim. Yere saç dökücü vesaire problemi yok. Hepsini yedirdikten sonra böyle yapıyorum. Yani direkt krem alıp böyle yapmıyorum. Tam ortadan ayırdım. Urban Care'in Matte Wax'ını kullanıyorum. Bu çok iyi. Şu diplerime süreceğim. Şöyle iyice yapıştıracağım. Şöyle bir tokam var.
Nasıl? Ya da daha mı aşağıdan takayım? Daha modern gözüküyor bence. Aynen. Dün de kalıcı oje yaptırdım. İyi ki yaptırmışım. Ojem bozulacak derdim yok. Şişecek burası ama burası böyle yapışık olacak. Bence böyle tam çekim saçı gibi. Bilmiyorum. Şimdi hemen bir makyaj yapalım. Kurumuş. Böyle ters çeviriyorum. Bunu şey yapanlar varmış ya. Kurudu diye direkt atanlar. Ters çevirin sadece. Ben mesela ters çeviriyorum. Diğer tarafı ıslanmış oluyor. Yine ters çeviriyorum. Böyle böyle 5 kez kullanıyorum yani. Bununla morluklarımı yok ediyorum. Şimdi sivilcelerimi de kapatacağım. Biraz abartıyorum işte. Makyaj ürünlerim her videoda aynı, fark ettiniz mi? Çok makyajım yok. Bir şeyi beğenirsem de onu kullanıyorum. Değiştirmiyorum. Yakından nasıl gözüktüğü de önemli değil böyle günlerde makyajın. Resimlerde nasıl çıktı önemli. Bütün yüzümü pudraladım. Niye sivilcelendim acaba? Dün çok hamur yedik. Arkadaşlarımızdaydık. Çok abarttık. Diyetisyen olarak söylüyorum. Araştırmalarda işte bilimsel kanıt vesaire bakınca hiçbir yemeğin aslında sivilce yaptığı kesinleştirilmemiş daha. Yani kanıtlanmamış, öyle diyeyim. Ama ben kendim deneyimliyorum yani. Cips ve çekirdek özellikle çok sivilcelendiriyor. Kaşları yapınca çok değişeceğim şimdi, izleyin. Nasıl? Şöyle göstereyim. Şimdi çok fazla gibi gözüküyor gözünüze. Çünkü hiç makyajım yok ama şimdi güzel olacak. Soğuk bir kahveyi alıyorum. Bunu göz kapağımın üstüne geçeceğim. Elbisemin rengi mavi. O yüzden açık mavi bir far aldım yanıma. Aynı renk giymeyi, aynı renk makyajı seviyorum. Dağıtma fırçasıyla dağıtacağım. Bu arada katıldığım kişinin düğünü en yakın arkadaşımın ablası ve çok çok anım var birlikte. Seviyorum. Yani o yüzden şehir değiştirdim bir düğün için. Yoksa herhangi bir kişinin düğününe bu şekilde gelmem. Bunu da Efe'nin kardeşinden çalmıştım. Bir o, bir de Lema ablam. İkisinin de makyaj koleksiyonu çok güzel. Gidip gidip arada bir şeyler alıyorum. Şöyle bir şey de getirdim bu arada. Eyeliner renkli ama şu an yemedi bunu denemek. Çünkü mahvedersem bütün makyajımı silerim. Sadece şu farı göz kapağıma geçeceğim, o kadar. Geldiğimden beri Instagram'a hiçbir şey paylaşmadım bu arada. Çok unutuyorum paylaşmayı. Hiç iyi bir influencer değilim. Ama YouTube'a aksatmıyorum, fark ettiyseniz. YouTube'a video çekmek de çok çok daha zevkli bence Instagram'a içerik üretmektense. İnce bir fırçam vardı benim gözaltım için. Aynayı alttan tutarsanız özellikle rimel sürerken çok çok daha kolay oluyor. Hiçbir yere bulaştırmıyorsunuz. Allık sürelim ve direkt sağlıklı gözükeceğim. Bence mavi ile şeftali daha çok uyuyor. Hani mavi pembe olsa çok şey olurdu, Barbie gibi. Şu sivilcelerin üstüne concealer koyacağım ve bekleteceğim. Geçen gelinlik çekimi yaptık ya, bundan bir önceki video. Yüzümün içine kahverengi sürdü makyöz ve çok çok beğendim. Ben de normalde kullanıyordum ama unutmuşum o etkisini. Yani göz rengi ortaya çıkarıyor. Yani kızıl olduğu için yeşil rengini ortaya çıkarıyor. Ruj. Şu combo. Eminim ki böyle bir ruj bulursun. Normal bej bir ruj. Bir de NYX dudak kalemi. Nude Beige. Bu çok güzel. O vintage 90'lar dudağı var ya. Bu o işte. Sürüyorum. Kalın bir şekilde. Kahverengi kalemin de üstünden geçiyorum bunu. Saat kaç ki? Pampa bakar mısın? Aşkım şunu koyar mısın? İnstagram. Bak şu makyaj yaparken şu şekilde. Şu an bloktasın zaten. Bunları koyacağım hepsini. Saçım nasıl olmuş peki? Çocuk gibi mi biraz, yoksa iyi mi? İyi, tatlı. Tatlı ama çocuk gibi mi? Yok, tatlı. Tamam. Haberinize bak ne güzel şarjlı olmuş. Full. At. Aşkım. Full. Vlog çekiyorum ya. Hı. Tam koydum bu sefer. Hiç gevşemeyecek. Böyle gevşememesi lazım. Şu anlamı kaçıyor. Hazırım. Takılarımı da taktım. Elbisem bu şekilde. Ayakkabılarım çok güzel. Beğendiniz mi? Makyajım da yakından böyle. Hatta dışarı çıkayım. Uf. Çok bastık hava ya. Nikah şurada. Düğün de burada olacak. Misafirler gelmiş yani. Hemen gitmemiz gerekiyor. Parfüm olarak da bunu kullanıyorum. Sanırım hayatımın sonuna kadar bunu kullanabilirim. Niye çalkaladım ki? O yüzden bu kapak fotoğrafı oldu.
atladım şu an. Şöyle bir elbise giydim. Altıma da spor ayakkabılarımı giydim. İyi ki düğün olan otelde kalıyoruz. Çok büyük bir rahatlık. Artık şehir dışında düğünlere gideceksem otellerde kalacağım. Ama bizim düğünde de kimsenin otelde kalmasını istememiştim bu arada. Küçük bir oteldi yani. Diğer gün karşılaşmak istememiştim. Biz şimdi after party'ye gideceğiz. Efe biraz ezik. Kendi kıyafetiyle kaldı. Aynı kıyafetiyle. Ben diva. Senin gibi 15 bin tane kıyafet. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be. Kabul ediyorum. Makyajımı silmedim. Çok yorgundum dün. Ve sabah kalktığımda yani güzel gözüküyordu hala gözlerim. Şu an biraz kaymış gözüküyorum ama ışıktan dolayı. Far ne kadar dayanıklı, farkında mısınız şu mavi olan? Şu videom çok kötü. Yüzüme kapandı. Aşkım? Efe! Beni kapattı buraya. Uçak muçak kolay dedim ama o da yoruyormuş. O yüzden direkt uyuduk. Sabah da kahvaltıya yetişmek çünkü erken bitiyormuş. Sesim gitmiş bir tık sanki. Kaldığımız otelde yatak ve yastık özellikle çok rahat. O yüzden böyle mışıl mışıl uyuduk. Aşkım kahve içemediğimde ne kadar sinirli olduğumu biliyorsun. Ne? Yemişim sinirini. Bana hemen kahve getir. Özür dilerim, şaka yaptım. Bakışın. Saçımı böyle yaptım bu arada. Biz olarak paylaşmıştım, buraya koyuyorum. Özellikle deniz günleri bunu hep yapıyorum. Saçım nasıl olmuş bu? Çekmedim yani. Saçım nasıl olmuş bu arada, garip mi biraz? Yo güzel ama senin alnın biraz açık ya. Hani biraz kelsin ya. Şimdi denize girince bunlar bu. Çıkınca bunlar böyle kıvırcık kıvırcık olacak. Çok güzel olacak. Su içemiyorum. Başım ağrıyor hatta su içemediğim için. Hemen içiyorum. Bir dakika beni çeker misin su içerken? Arkadaşlar benim de su içişimi görmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Aşkım soğuk almışsın. İçemiyorum lıkır lıkır. Aşkım, teşekkür ederim. Benim? Mersin'de ılık su mu alayım sana? Ilık ve soğuk karışık içiyorum ben. Aa kahve mi aldın? Evet hem de americano. Tamam bunu da içerken aşkım, çekeyim. Aşkım sponsorlu ama. Reklam değil bu. Gösterme. Ben çok Efe'nin sözlerini kesmişim. Eski videoları izlerken fark ettik. Çok gıcık oldum kendime yani. Eğer siz de gıcık olduysanız özür dilerim. Ama ben heyecanlıyım o yüzden yani. Amacım seni kesmek değil. Yo mesela orada Memorial'daki o büro çalışanlarıyla alakalı konuştuğumuzda orada. Ben kendime üzüldüm mesela. Hani evet yazık ya, çocuğu ben çocuğa mesela falan dedim ikimizi yani. Tanımasam izlesem dışarıdan derim ki ay kız ne kadar salak dedim ki hiç konuşturtmuyor çocuğu. Neyse artık dikkat edeceğim. Ama ben normal hayatta da böyleyim sanırım değil mi aşkım? Dato sen annem gibisin yani. Aklına gelen ilk şeyi söylüyorsun yani muhabbetin ortasında ve laf kesiyorsun ve muhabbetin içine ediyorsun o şekilde. Mesela işle alakalı bir şey muhabbet dönüyor masada ya da bir şey dönüyor. Rana birdenbire şey yapıyor. Ojelerim nasıl? Bütün muhabbeti bitiriyor. Ama yani dinlemiyorum çünkü o sırada kalmıyor, ben. Siz farkında şey değilsiniz. Tamam aşkım daha... Bir şeyler konuşulunca bazen dinlemiyorum ama bakıyorum. Ne falan olursun. Aynen. Eğer evet. Konu işse pek dinlemiyorum. Ne kadar getirecektiniz? Benim kendi fırınlarım var. Hakkı Bey. Arkadaşlar çok güzel değil mi burası? Dur geçeceğim. Sen sevdin mi burayı? Anlattığım kadar var mı? Evet. Balık olasın geliyor. Şimdi tam bir dayısın şu an var ya. Şöyle. Bu böyle çok daha güzel oldu biliyor musun? Beni yan çekiyorsun da internete mi koyacaksın? Biliyor musun? İnternete koyacağım. İnternete. Şimdi Efe'nin Instagram'ını tam şuraya koyuyorum. Takip edin çünkü sadece 700 takipçisi varmış. Ay 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 ay. Ağzımı değdirdi gidiyor. Ben hasta mı? Hasta mı? Onun köpek bunun gibi değil de daha yoğun.
en sevdiğim katmerci burada Himmet. Bilen bilir. Kapanmış ya da biz bulamadık yani ve bir saatimiz gitti bu olay için. Vaktimiz kalmadı. O yüzden katmer yemekten vazgeçtik. Ama kelebi çaldık. İstanbul'a artık dönüş yolumuz. Niye üflüyorsun? Aşkım ışığı bulamıyorum. Çıldıracağım ya. Aşkım tamam boş ver. Böyle görüyorlar beni. Belki vakit kalırsa bir tane tantuni yeriz diyoruz şimdi. Aşkım, çünkü artık işte açken tatlı yememen lazım zaten. Adam ikram etti. Evet adam ikram etti. Kelebiçi çok sevdiğimizi anlattık lokum işte. Lokum gibi tek seferde ağzıma. Evet Efe'ye de ben dedim ki ben açım dedim. Yiyemem dedim. Midem bulanır dedim. Kelebiçi de boyutu bu kadar normalde mesela. Hani bunu tek seferde. Boyut o kadar değil. Şöyle bir şey. Zaten çektim ki onları. Gördüler. Oradaki adam naziklik yaparak bana ayrı bir paket verdi. Onu da yolda Adana'ya giderken yiyeceğim. Burada gerçekten araba kullanmak çok zor. Kimse yol vermiyor. Herkes çok gergin. Değil mi? Sürekli korna yiyorum. Anlamıyorum ki. Düz yolda yürüyorum. Korna yiyorum. Bu arada hiç trafik görmedim ben. İş çıkış saatinde bile. Büyük ihtimal İstanbul trafiğine alıştığımız için burası şey geliyor bize. İyi geliyor. Ama buradakiler bence bir İstanbul'a gidiyor. Geç abi. Aşkım ya. Aşkım bu navigasyon sinirlendim bir tık ya. Geldik İstanbul Havalimanı'ndayız. Denizden çıkacakça ellemedim. Biraz daha kıvırcık oldu. Söndü o kabarıklığı. Sadece göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Devamını istiyorsanız abone olabilirsiniz. Amunyol. Öyle bir şey var değil mi? Amunyol. Küfür aşka. Gerçekten. Onu söyleyin evet ya da hayır. Makyaj çekmecemi düzenleyeceğim. Yeni düzenleyiciler aldım hatta. Zaten yapacağım. Bari yaptıkken videosunu çekeyim diyorum. Şimdi siz ne diyorsunuz? Görüşürüz.